Oglar gibi bir şeyler düşüyor. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün derste evet yine birinin mikrofonu, senin mikrofonunu yapıyor acaba şimdi? Yankı. Tamam şimdi duyuyorum sesini. Tamam şimdi, evet. Bu derste Şenol Aldıbaş misafir oldu bize, sağ olsun kabul etti. Şenol Hocam TÜBİTAK'ta Pardus ekibinde çalışıyor. Oranın eğitim işlerinden sorumlu da denilebilir. Hatta her eğitim işinin tamamı da denilebilir Şenol için. Evet, benim de uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım Şenol. Şimdi işte Türkiye'de geliştirilen bir işletim sistemi projesinin sorumlusu. Bu derste ne yapıyorlar? TÜBİTAK kendisi bir işletim sistemi geliştiriyor. Neler yapıyor? Bize onlar hakkında konuşacak. Evet Şenol Hocam, buyurun. Evet, merhaba arkadaşlar. Hocam bir daha sorayım. Kulaklıktan ses alamadığım için değiştirdim. Şu an sıkıntı var mı? Çok iyi. Normal duyuyoruz seni. Tamam. Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Öncelikle Sayın Hocama teşekkürler sizlerle beni buluşturduğu için. Evet, ben Pardus projesi içinizde araştıranlar vardır. 2003 yılında başlamış bir proje. Ben 2012'de, hatta 2013 başında dahil oldum. Projeye de dahil olma sürecimde dokümantasyonunu 2012 yılında yapmış olmamdı. Yani daha ziyade kullanıcı olmaktan çıkıp işte dokümante etme vesaire gibi kısımlara bakınca 2013 yılında da Pardus projesinde yer aldım. O günden itibaren de daha çok eğitim tarafında arkadaşlara, işte kamu kurumlarına destek veriyorum. Tabii kurumdan çok işim dışarıda geçiyor, başka kurumlarda geçiyor. Ve bu işimi yaparken de genelde şunu görüyorum ben. Kamuda maalesef özgür yazılım tarafında çok bilgi sahibi personelimiz maalesef yok. Yani kamu bilgi işlemleri, bırakın son kullanıcıyı, kamu bilgi işlemleri de bu konuda maalesef yetersizler. Sebebi de muhtemelen işte okudukları üniversitenin eğitim tercihi ya da müfredat tercihi diyelim. Veya işte üniversiteden sonra arkadaşların işte kamuya başlamadan önceki eğilimleri olabilir ama daha ziyade bunun sorumlusunun gerek milli eğitimde alınan eğitimler gerekse üniversitede alınan eğitimler olduğunu söyleyebilirim. Bunu söylerken karşılaştığım şeyle ilgili, hani kendim uydurmuyorum, genellikle bütün kamu bilgi işlemlerinde aynı sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Yani GNU Linux konularına vakıf bir kişi bile bulsanız 10 kişilik bir bilgi işlem kadrosunda bunu iyi bir şey olarak görebiliyorsunuz. Bu anlamda da sizlere şunu net söyleyebilirim. Hani bu tarafta, hani özgür yazılım tarafında kendinizi geliştirirseniz mezun olduğunuzda da doğal olarak küçük bir pasta olabilir şu an için ama az paydaşı olan bir konuda iş bulma imkanınız daha yüksek olacaktır. Tabii ben alınan eğitim vesaire derken şunu da belirtmem gerekiyor zannediyorum. Sizler şanslı gruptasınız çünkü en azından az çok ben alacağınız eğitimi veya geleceğiniz noktayı biliyorum diyebilirim. Ben de kamplarda vesaire bazen liselerde de eğitimler veriyoruz. Hocam da birlikte de bu eğitimleri verdik. Buralarda öner olarak direkt olarak üniversite adı ya da eğitmen adı telaffuz ediyoruz doğal olarak.
soru geldiğinde ve ki son dönem o kadar fazla oldu ki bu sosyal medyadan bile öğrenci zannedip artık bizi. İşte, nerede okuyorsun? O bölümü neden seçtin? Ben de oraya geleyim mi? Gibi sorular gelebiliyor. Bu da işte nedir? Instagram vesaireye kadar da düşmüş durumda. Çünkü üniversitelere gidip konuşmalar yaptığımız için doğal olarak o gruplarda görünebiliyoruz. Etiketlenebiliyoruz. Liseden sonra da üniversiteye atılan arkadaşlar doğal olarak bizlere okuduğun üniversite nasıl diye soruyorlar. Bana defaatle işte Ankara Üniversitesi'ni önerir misin, Hacettepe'yi önerir misin gibi böyle önce anlamadığım sonra nedenini çözebildiğim sorular geliyor. İşte burada ben Necdet Hocam'ın Özgür Yazılımlar tarafındaki desteklerini, gayretlerini bildiğim için biz aslında onların yolundan gidiyoruz daha doğrusu. Sağ olun. Sizler biraz şanslı gruptasınız. Diğer taraftan şanssız gruptasınız bir de. Herhalde 8 yıl falan okuyacaksınız. Yok yok, şimdi gözlerini korkutmayalım ya. Bu arada hocam ben sizi yeni duymaya başladım. Kulaklığın birisinden ses gelmiyormuş. Aşağıdan duyuyormuşum. Çok derinden geliyordu. Şu an net duyuyorum. Tamam, güzel. 8 çok mu abartı oldu hocam? Ya 8 o kadar okumuyorlar ya. Mesela geçen dönem pandemi döneminde kaç kişi mezun? 5 kişi mezun oldu galiba bizden. 5. Güzel. İşte o, evet evet rakam öyle mezuniyet için sayılar o civarda yani. Neyse şimdi gözlerini korkutmayalım onları. Peki. Biz Pardus tarafında ne yapıyoruz? Ben aslında çok uzattım belki o giriş kısmını da. Pardus tarafında arkadaşlar halihazırda biliyorsunuz bilgisayar bölümünü seçtiğiniz zaman illaki işletim sistemlerine vesaire bakmışsınızdır, araştırmışsınızdır. Altta GNU Linux çekirdeği, üstte işte Debian paket sistemi ve GNU araçlarını kullanan bir dağıtım çıkartıyoruz. 2003 yılında başlayan bu proje halihazırda maalesef hani kamuda oldukça olması gereken yerde olmayıp bugün işte yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bunun ilk adımı eğitimden geçiyor. Ben de projenin bu kısmındayım özetle. Daha ziyade yaptığımız iş kamu kurumlarında herhangi bir Linux dağıtımında olup özelleştirilebilecek kısımlar nelerdir, olmayan kısımlar nelerdir, Türkiye'de kamu kurumlarının ihtiyacı olanlar neler, işte diğer sahipli işletim sistemlerini kullanan ki çoğul konuşmaya gerek yok, işletim sistemlerinden Pardus'a göç yaptıklarında hangi projelere, hangi yazılımlara ihtiyaç duyuyorlar, bunları belirleyip sahadaki ihtiyaçları alıp projelerde bu eksikleri tamamlamaya çalışma üzerine işte nedir? Makinaların merkezi yönetimi, güvenliği gibi Pardus'a da ilave ettiğimiz projeler var. Ben bizzat bu projelerin içerisinde değilim. Hani yan projelerimiz diyebileceğimiz projelerin içerisinde değilim. Ben genel anlamda eğitim tarafındayım. Haliyle hepsine az buçuk biraz dokunuyoruz. İlave edeceğiniz bir şey var mıdır hocam? Siz çok çok eski bir Pardusçu olarak. Evet, evet. Ben de bu Pardus 2003'te ilk başladığında ben o zaman askerdeydim. Benim öğrencilerimden eski çalışma arkadaşlarımdan Murat Eren ilk çekirdek ekipteydi. Sonra işte zamanla Pardus'la ilgili çok iş, yani çok dediğim aslında iki tane çok büyük iş yaptık. Bir tanesi Pardus'un işte kendi paket yönetim sistemiyle işte 64 bitte koşabilen bir halini hazırlamıştı. Üç arkadaş. Meltem, Metin, Mete. O üçü daha sonra Pardus geliştiricisi oldular. Onlardan bir yıl sonra daha büyük bir ekip, İki hafta sonra galiba şey Özge konuşacak burada senin konu bu derste. O da şeyde vardı.
Parlus'un bu şey diğer masaüstü ortamlarını çalıştırabilmesini sağlayan Çomak diye bir başka proje vardı. Velhasıl 10 kadar öğrencimiz, bizden mezun 10 kadar kişi TÜBİTAK çalışanı olarak Parlus geliştiricisi oldu. Bir o kadarı da Parlus depolarına uzaktan yazabilen, yazma yetkisi olan arkadaşlardı. Yani Parlus projesine en çok kod katkısında bulunmuş eleman sayısını bizim üniversite göndermiştir muhtemelen. Evet, o üniversiteden ziyade direkt eğitmen olarak siz göndermişsiniz. O gerçekten çok çalışkan, başarılı arkadaşlarla birlikte çalışmıştık. Bu şey, şimdi bir işletim sistemi dediğinde o işte çekirdekten oluşuyor falan diye bahsediyorsun ama tabii birinci sınıftaki arkadaşlar böyle bunlardan nadiren bir anlam çıkarabiliyorlar. Belki biraz daha açmak isteyebilirsin orayı. Parlus ne yapıyor? Nerelerde kullanılabilir? Kimler kullanıyor? Evet, evet. Şimdi arkadaşlar, tabii ben normal standart kamuya gittiğimizdeki yaptığımız konuşmalar gibi gidebilirim. Parlus işletim sistemi şu an nerelerde kullanılıyor? Aslında bu da hani bu tarafa, özgür yazılımlar tarafına zaten siz Sayın Hocam yüzünden kaymış olacaksınız ama hani herhangi bir üniversitede şu anda konuşuyor olsaydım bir sınıfa, özgür yazılımları tercih edin diye altını vurgulayarak söylerdim. Kamuda son dönemde, sadece bu bizim ülkemizde değil, son dönemde ülkelerde işte kamu tarafında özgür yazılımlara bir kayma görüyoruz, gereklilik görüyoruz. Kayma yanlış bir ifade oldu. Her kamu, her ülke doğal olarak kendi bağımsızlığı için bu yazılımları tercih etmek zorunda olduğunu er ya da geç anlıyor. Bu coğrafyada biraz geriden geliyoruz biz. Ama Türkiye'de de son dönemde bir hareketlilik var. Şu anda nerelerde kullanılıyor? Uçtan uca bir şey söylemek zor. Şu bakanlık bir uçtan diğer uca kadar kullanıyor demek zor. Ama birim birim söylenebilir. Mesela Milli Savunma Bakanlığı'nın asker alma dairelerinin tamamında Parlus kullanılıyor. Milli Savunma Bakanlığı da komple 3 yıl içerisinde geçmiş olacak. O asker alma dairesi başkanlığı mı? En eskiden bu yana Parlus kullanan. İlk Parluslardan, evet. Ve bu ilginçtir. Hani PC ile başlayıp işte Debian'a geçtikten sonra bile devam eden İki kurumdan birisi. Diğeri de İSKİ. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi var. Onlar da öteden beri devam ediyor. Bir de RTÜK'te var zannediyorum. 75 tane görüntü işleme sunucusunda halihazırda Parlus koşuyor. Bu 3 tane kurum benim bildiğim eski olup halen bırakmayanlar, devam edenler. Ama tabii diğerleri kullanıyor. RTÜK için kullanıyor diyemeyiz. 75 tane sunucu da işte daha 3-5 yıl öncesine kadar halen görüntü işlemede PC'nin kullanıldığını biliyorum hocam. Yani bilmiyorum şu an değiştirdiler mi. Sunucu tarafında kullanıyorlar. Son kullanıcı tarafında İSKİ ve ASAL hali hazırda devam eden. Bunların da öteden beri Parlus kullanıyor olması personellerindeki o farkındalığı sağlamış durumda. Yani bir kuruma gittiğiniz zaman neden geçmeliyiz, neden bunu tercih etmeliyiz vurgusu yaparken orada yapmak zorunda kalmıyorsunuz. Adam zaten kullandığı için sadece önceden buydu, şimdi bu demekle yetinebiliyorsunuz ya da yeniliklerden bahsedebiliyorsunuz. Ders içeriği olarak söylüyorum bunu. Gibi daha da kolay olabiliyor. Milli eğitim tarafında bir çalışmamız oldu. Belki arkadaşlar sonuçta liseden sonra buraya geldiler. Parlus görmüşlerdir okullarında. Belki gören vardır yani. Evet, 80 bin tane tahtada Parlus tek işletim sistemi olarak kurulu. Bunun 60 bine yakını da 59 bindi zannediyorum en son. Tahta.etabor.tr'den arkadaşlar ona bakabilirler. 59 bini de biz direkt kurulum yaptıktan sonra interneti var ise şayet bize kayıt
yapanlar. Hani biz toplamıyoruz veriyi. Onlar bize kendi kurumlarını kaydediyorlar. Kurum kodlarıyla tahtayı kaydediyorlar. Tabii 350 bin tahtayı düşündüğümüzde sayı çok az ve en önemli kurum eğitim kurumu. İşte demin söylediğim noktaya geliyoruz. Kamuda pardus göçü başladığı zaman farkındalığın olmadığını, işte bilgi işlem tarafında da özgür yazılım tarafında bilginin ya da işte personel kaynağının yetersiz olduğunu görüyoruz. Buradan kaynaklı. Yani daha ilk öğretimden itibaren biz maalesef gençlerimizi sahipli kapalı kaynak kodlu yazılımlarla yetiştiriyoruz. Sonra da kamu kurumlarını pardusa göç yapmaya çalıştığımızda taşıma suyla değirmen döndürmeye geliyor iş. Bu anlamda milli eğitim tarafı işte esasen önemli. En azından hani bir tahtada 30 tane öğrenci demektir bu. Bir tahtayı 30 tane öğrenci o sınıftaki mevcudu düşünürsek pardusu görerek belki sağını solunu kurcalama şansı çok olmuyor ama en azından duyarak, evinde merak edip işte onu kurcalayarak zaman geçirmiş olabiliyor. Bu anlamda da belki sizin sınıfınızda o şanslı arkadaşlardan vardır. Lisesinde en azından pardus kurulu tahtada eğitim almış. Özellikle Samsun, Antalya buralardan gelen mecburen pardusu görmüştür. Bununla Kastamonu sonra Tekirdağ, Kastamonu, Yalova bunlar var. Evet. Ama ilk geçen Samsun ve Antalya'ydı. İlk hatta Samsun'du. İşte sizin de tanıdığınız İbrahim Paşa hocanın şey gayretleriyle. Yaygın değil ama eskiye nazaran hızla gidiyor. Tabii bu pandemi süreci biraz şey oldu. Burada sekte vurdu. Çünkü 55 binden pandemi başladığında ancak işte 4 bin sisteme kayıtlı olan tahtanın arttığını görebiliyoruz. Kayıtlı olmayan tahtalar belki daha fazladır. Çünkü onlar artık fabrikadan pardus kurulu olarak okullara gidiyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Evet, adınızı da söyleyip öyle konuşun. Adım Kayra. Aha. Peki diğer Linux dağıtımlarına nazaran biz neden pardus kullanmalıyız? Hani evdeki bilgisayarımıza neden pardus kurmalıyız? Bunun artısı ne mesela? Ha evet, bir artısı yok. Size bir artısı yok. Diğer dağıtımları dikkate aldığınızda şu olabilir. İşte pardus kullanıyorsanız mezun olduğunuzda kamu tarafında size pardus diye soracaklar. İşte pardus kullan ne kadar pardus kullanıyorsunuz diye soracaklardır. Normalde pardus ya da bir başka dağıtım kullanmanızın bir önemi yoktur ama bunu size soran insan kaynakları ya da mülakata sokan kişi bilemeyebileceği için belki orada fark yaratabilir. Bize katkısı olur. İşte pardusta gördüğünüz eksiklikleri bize ulaştırabilirsiniz. Siz giderebilirsiniz. Dokümante edebilirsiniz. Hani orada katkı bireysel olarak direkt size değil, genel anlamda bize yani sizle birlikte bu topluluğa katkı olur arkadaşlar. Yoksa ki biz pardusu kurduğunuzda bu avantajlarınız var diyemeyiz. Ancak şu da bir gerçek. Debian'ı salt işletim sistemi olarak kurun mesela. Debian işletimi. Onu işte A'dan Z'ye siz dizayn ediyorsunuz diye biliyorum. İşte panel boş geliyor vesaire. Pardusu kurduğunuzda hemen kullanıma hazır şekilde alabiliyorsunuz. Hani bir Ubuntu kadar belki son kullanıcı tarafında problemlerin çözüldüğü bir dağıtım değil ama Debian kadar da hani kullanıcıya ekstra iş yükü bindirmiyor. Orada biraz daha ince ne diyelim ona hafif bir ISO indiriyorsunuz. Biz gerekli uygulamaların veya yapılandırmanın yapılmış haliyle getiriyoruz. Bir de ülkeyle ilgili seçimler belki olabilir. Çok fark ediyor mu bilmiyorum. Bakmak lazım. Diğer dağıtımları da incelemek lazım ama ben işim gereği uzun zamandır diğer dağıtımlara göz atmadım açıkçası. Yani bir 5 yıl önce Debian'ı kurduğunuzda o kurduğunuz kişiye bayağı bir anlatmanız gerekiyordu. İşte burada panel var, paneli böyle doldurursun falan gibi. Pardus'ta bunlar hani çözülmüş olarak geliyordu. Aslında sorun da değil diğer taraftan. Çözülmüş ifadesi yanlış oldu. Siz sonuçta mühendislik okuyorsunuz. Size bir katkısı açıkçası yok.
Ama dediğim gibi bizlere, yani toplum olarak bize katkı sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Bilmiyorum cevap oldum, doğru bir cevap oldu mu, ama yani bence böyle. Yok, gayet cevabımı aldım. Sağ olun. Teşekkürler. Evet, Sayın Hocam, ne diyordum? Siz ne diyordunuz ya da nerede bırakmıştık? Bu şeyin... okullardaki... Okulları anlatıyordun, Samsun'daydık en son. Hatta, evet, Milli Eğitim tarafında bu var, orayı kısa geçeyim. İşte Sağlık Bakanlığı tarafında var. Bunları arkadaşlar şeylerden erişebilirler, merak edenler. İşte pardus.sağlık.gov.tr, işte pardus.afat. Afat'ta da zannediyorum 40'ın üzerinde ilde şu anda kullanılıyor. O da tamamlanmak üzere, 81 ilin yarısını geçti aslında. Afat var. Son dönem göç yapanlardan Diyanet var, ama Diyanet'in zaten totalde 10 bin tane kullanıcısı var. Hani bir sahadaki 80 bin tane tahtayı düşününce çok aman aman abartı değil, ama medyada daha çok o haber oldu nedense. Pardus.diyanet.gov.tr'den de ona bakabilirler. Pardus Sağlık.gov.tr var. Pardus Afat.gov.tr. Bunlarda Pardus kullanım oranları var. Oralarda olmayan işte ne olabilirdi? MSB'nin kullanımı vesaire olmayabilir. Şu anda göçü devam eden işte Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı var. Orada kaça yaklaştık bilmiyorum, ama işte her gün ortalama 15-20 tane kullanıcıyı taşıyoruz. Bu pandemi sürecine rağmen 15-20 kullanıcı orada devam ediyor. BTK'da devam ediyor. İşte geçen hafta BTK'da eğitimlerimiz vardı. 7 Aralık'ta da devam edecek. Bunlar son kullanıcı eğitimleri. Hani göç yapan kurumlar anlamında söylüyorum. Strateji ve bütçe ve BTK'da tamamlanacak kurumlar arasında. Ama dediğim gibi hani tüm Milli Eğitim Bakanlığı Pardus kullanıyor mu? Yok böyle bir şey. Evet, bir arkadaş başka bir desktop environment'ın, masaüstü ortamının eklenmesiyle ilgili bir çalışma var mı diye soruyor. Şu an GNOME ve XFCE olarak biz gidiyoruz. Çok değiştirdik bunu. Daha önce KDE oldu. Hatta şu an okullardaki etap 5.2 ve 3'lerde KDE arayüzü var. Yeni nesil HID uyumluluğu olan tahtalarımızda da, Arçelik'te de Pardus 19 GNOME arayüzüyle gidiyoruz. Bir ara Deepin vesaire de kullanıldı, ama sürekli kamuda bunun eleştirisini gördük. Sürekli şey değiştiriyorsunuz gibi. Bundan sonra iki arayüzle devam edeceğiz gibi görünüyor. İki arayüz Pardus masaüstü versiyonu, Pardus ARM versiyonunu çıkarttık. Onun geliştirmesi yapılacak. Bu yine Milli Eğitim'le yapılan anlaşma gereği okullarda laboratuvarların kurulması tarafında. Başka var mı? Yok. Bu Pardus tarafında 3 tane aslında ürün var. Diğer merkezi yönetimi vesaire saymazsak etap, yani etkileşimli tahta arayüz projesi, Pardus masaüstü, Pardus sunucu var. O sunucuyu da çok saymaya gerek yok. Hani grafik arayüzü çıkarttığımızdaki kısım gibi özetleyebiliriz. Evet. Fazla değişiklik yapmıyoruz orada. Bunlar. Bir de ARM versiyonu. ARM'a yeni başladık. Yani şu an bir ARM çıkarttık. Ama bunun işte hangi cihazla yürüyeceği vesaire belirlenmiş olup henüz uygulama tarafına geçilmedi. Yani okullara işte bir şey belirliyoruz. Hangi Raspberry ile bu gitmeli falan gibi Milli Eğitim'den gelen donanımları test ettik. Okullarda faaliyette olan ya da alınacak olan. Buna göre de o ARM'ı biraz geliştireceğiz. Evet. Şenol Hoca üniversiteleri böyle gezip anlatıyor aslında. Böyle birkaç günlük eğitimlerde, etkinliklerde düzenliyor. Geçen yıl tam senin geleceğin zaman mı şey evet. olmuştu hocam ya? Geçen yıl dedim, bu yıl pandemi zamanıydı değil mi? Planı, öyle bir plan vardı. Aynen. Mart ayındaydı zannediyorum. Yok. Aha. Mart, Nisan ayı falandı planladığımız. Ay sonuna doğruydu. 26 her neyse işte tam pandeminin başladığı dönemde iptal ettiğim 3 şey oldu. Şehir, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Karabük.
planlı onlar vardı. Evet. Bu ümit ediyorum ki bu pandemiyi bir şekilde atlattığımızda, yani hep böyle uzaktan konuşuyor olamayız diye bir ümit var içinde. Yani o zaman seni Çanakkale'de de tekrar misafir etmek isteriz elbette. Daha çok çok memnun olurum, onur duyarım. Pandemi demişken arkadaşların buna da dikkat etmesi gerekiyor aslında. Hani tüm yaşantıyı değiştirdi. Dolayısıyla belki meslekleri değiştiriyor şu anda. Yani şu an nasıl eğitim alma süreci sekteye uğradı ya da değişmişse diyelim ona. Değişmişse arkadaşlar da bilmiyorum bir 4 yıl sonra, hadi 8 yıldan vazgeçtik. 4 yıl sonra mezun olduklarında aynı süreç devam eder mi bilmiyorum ama kalıcı değişiklikler şu anda bile oldu sayılabilir. Evet tabii bir yandan şey avantajları, yani böyle avantaja dönüştürdüğümüz tarafları da var ama tabii totalde baktığında evin içerisinde durup kalmak, böyle sınıf arkadaşlarını görmeden eğitim almak çok zor şeyler. Böyle sadece monitöre bakıp oradan bir şey öğrenmek zor ama hayatın da gerçeği bu. Yani bir kaçışımız yok bundan. Yani bir mesela kimleri konuşturduk derse, Melike'yi sen hatırlıyorsundur belki. Evet. Melike konuştu, Canberk konuştu. Geçen hafta Gülşah konuşmuştu. Şimdi seni burada misafir aldık. Sonra da Mesutcan ve Engin, ikisi de şeyde Hollanda'da, Amsterdam'da çalışıyorlar. İkisi de eski Pardus geliştiricisi. Evet. Hatta bir ara sadece ikisi vardı. Ekibin böyle en daraldığı zamanlarda Ankara'ya gidip çalışan onlar vardı. O ikisi Amsterdam'da çalışmak ve ikisi de yazılım geliştiricisi aynı zamanda. Ondan bahsedecekler. Sonraki hafta Özge olacak. Özge de işte Türkiye'de çokça yerde çalıştı. Bu bahsettiğim Çomak projesinde de çalışmıştı Özge. O da şimdi Amsterdam'da. O güvenlik tarafında çalışıyor. Sonraki hafta Kaan konuşacak. Böyle bir sistem yöneticisi, DevOps, bu hiç görmediği sunucuları yöneten insanlar nasıl işler yapıyorlar diye. Bir sonraki haftada bizim işte bu güvenlikle ilgili çalışan yeni mezun öğrencilerimizden Onur diye bir arkadaş var. Sen onu tanımıyorsun. Onu tanımıyorum, evet. Aha. Yani bu kadar insanı ve sonra son iki haftada da böyle henüz ayarlayamadım ama böyle şey daha bulunması zor insanları getirip konuşturayım istiyorum. Tabii sizi böyle sınıfa getirip konuşturmak mümkün değil. Hadi yine sen Nazım'ı çekip Çanakkale'ye gelebilirdin ama. Tabii ki. Böyle her hafta birini derse davet edip konuşturmak çok bulunmaz bir şans yani. Yurt dışında olanların zaten bu şansı doğal olarak şeyde sizin öğrencilerden olmayacaktır da en azından bu vesileyle onlar tanışmış olur arkadaşlar. Evet, evet. Onlarla tanışmış olacaklar. Tabii yani şimdi hem uzaktan çalışma nasıl oluyor, yurt dışına nasıl gitmişler, orada ne iş yapıyorlar filan. Yani böyle derste bunu sorabileceğim birinin olması her zaman bulunan bir şey değil yani. Ama elbette sadece bu avantajı için böyle pandemi zamanında pozitif bir şey var diyebilmek de fevkalade güç. Evet. Soracağınız bir şey varsa Şenol Hocam buradayken şimdi sorabilirsiniz. Benim var sanırım. Tekrardan ben hocam. Evet. Merhaba. Hayra. Pardus'un sitesinde dolaşıyordum da Ahtapot diye bir proje gördüm. Ahtapot evet. Gerekli. Ama bu Ahtapot biraz ilgimi çekti. Tam ne olduğunu şu an araştıramadım. Biraz bahsedebilir misiniz? Ahtapot tümleşik siber güvenlik sistemimiz. Yani kamuda ihtiyaç olan işte bir takım modülleri, 13 tane modülü var üzerinde. Bu modül kamuda her kurumunda ihtiyaçları tabii farklı farklı olabiliyor. Ama genel anlamda bir bütün olarak baktığınızda bizim belirlediğimiz 13 tane farklı modüle ihtiyaç duyuluyor. İşte bunların bir kısmı ortaklaşa kullanılan modüller. Mesela her kurumun bir loglamaya ihtiyacı var. Verileri loglama, bunları izleme
kullanıcıyı ya da cihazları izleme gibi. Atıyorum bir loglama modülü, işte bizim yasalarımıza göre 56-51 diye onu aratırsanız görürsünüz. Yasalarımıza göre loglama, bunların zaman damgası vesaire gibi kurumların isterlerine göre oluşturduğumuz bir modül. Ama bunun yanında hani şu an böyle anlatamayacağım güvenlik tarafında farklı 12 modülü daha var. Totalde 13 tane modülden oluşan bir siber güvenlik, tümleşik siber güvenlik yapımız. Nerede kullanıldığını söyleme şansım yok ama şunu net söyleyebilirim. NATO'da kullandık. Ne zaman kullanıldı NATO'da? Bu yaz değil, bir önceki yaz. Yani pandemiden önceki yazın NATO'da kullanıldı. Başarı ödülü de aldı açıkçası. Kullanan kurumlarımız da var. Onları tabii doğal olarak söyleyemiyoruz ama kritik kurumlarımız var bunu kullanan gibi. Şeyde ahtapot.org.tr ya da direkt Pardus'un kendi sitesinde, gerçi orada tek sayfalık bir doküman görürsünüz ama ahtapot.org'un kendi sitesine erişirseniz orada daha detay bilgimiz var. Tamamdır. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ben bakıyorum. Cinnamon. Aha, o. Onu az önce sordum. Ha, oymuş zaten. Evet, bu pardus.sağlık.gov.tr adresini yazmışsınız Sayın Hocam. Orada da Pardus'un hani sayıları var ama az geçiyor. Çünkü biz hastane hastane göç yapıyoruz. Ama oradaki değerler tutmuyor. Bunu da Milli Eğitim tarafı gibi söylersem, Bolu'daki hastanelerin tamamında, yani 22 tane devlet hastanesinde Pardus kullanılıyor. Aydın'da 2 tane hastanede var. Kocaeli'de de 2 hastanede var maalesef. Hani sayı az. Onu söyleyebilirim. Evet, o tarafta da Sağlık Bakanlığı'nda da şey, Fatih Hoca var. Bu evet, Fatih şeyle. Hocam destekliyor o sizlerin de davetiyle ortak. O da bizim eskiden tanıdığımız bir arkadaşımız. Bireysel çabalarla, onun çok bireysel çabasıyla o tarafta iş yürüyor, işin doğrusu. Aslında hemen hemen her kurumda hocam bu benzer şekilde gidiyor. Yani genelde yukarıdan bir şey görmüyoruz. Kurumlardaki bireysel çabalarla aslında yürüyor. Ama bir algıda oluşmuş durumda. Hani aşağıdan gelen o devinim ya da yukarıyı zorlama şey yapıyor, işte Milli Eğitim'deki etki gibi etki sağlayabiliyor. İşte Fatih Hoca'nın avantajı, Fatih Hoca'nın avantajı yani hem çok yukarıda bir yerde, yetki olarak yukarıda bir yerde bulunması, hem de bu özgür yazının taraftarı olması, bu konudan haberdar olması yani. Tabii. Ülke için bir şans aslında Fatih Hoca'nın. Bütün seminerlere de istisnasız katılıyor. Pardus'la ilgili yapılan çalışmaları vesaire söylüyor. Bir de ihtiyaç olan herhangi bir şeyi anında yazdırıyor. Mesela işte bir hastane, örnek de vereyim. Bir hastane atıyorum Pardus kullandı ve bir yazılım ihtiyacı var. Nedir o? Renkli reçete. Bunu biz yazmıyoruz. Fatih Hocam sayesinde o kendi tarafındaki ekibi bunu yazdırabiliyor. Her kurumda, her birimde olması gereken şey o tarafta yürüyor. Diğer kurumlarda nasıl oluyor? İşte bir böyle bir yazılım var, hadi bunu yazın. Hani Pardus'u paket program geliştiren bir şey olarak görebiliyorlar. Evet. Evet, sana çok teşekkür ediyoruz Şenol. Ben teşekkür ederim Sayın Hocam. Teşekkürler. Umarım hani katkım olmuştur arkadaşlara. Zaten diğer mevcut katılanları ve diğer katılacak olanları görünce arkadaşlar bu anlamda şanslılar diyebilirim. Evet, şimdi bu sınavla ilgili bir şeyler de söyleyeyim arkadaşlar, öyle kapatalım. Evet, bu ders şey, oryantasyon dersi böyle, normalde yani böyle 14 hafta anlatılacak bir içerik taşımıyor bence yani. Yani böyle size yönetmelikler falan anlatıp oradan bir şeyler sorabilirdim ama yani ilk iki hafta anlattığım kısım
İşte dersleri nasıl geçiyorsunuz kısmı bilmeniz gereken temel şeyi, bazı kısmı oluşturuyordu zaten. Sonra Erasmus'a nasıl gidiyorlar kısmını da Şenol Hocam şeyle şöyle yaptık. Yani onun da yönetmeliğini okumak mümkünken, işte geçen sene Erasmus'a giden ve bu sene şey bizim okuldan gitmeye hak kazanan birer arkadaş geldi, konuştular. Güzel. Bence çok şeyden yönetmeliği anlatmaktan daha iyi bir iş oldu. Kesinlikle. Evet. Şey 10 soruluk bir çoktan seçmeli sınav olacak şeyde. Dersin sınavı da. Yani bu zaten haftada bir saat olan böyle bir kredilik bir ders. Genel itibariyle aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır şeklinde sorulardan oluşuyor sınavı da. Yani bu şeyi sadece bu ders için demiyorum, bütün dersleri. Ya yani bunun sınavında ne olacaktan daha çok bu dersin kendisinden bir şey öğrenecek miyim? Öğreniyor muyum? İşte dışarıda edinemeyeceğim bir tecrübeyi bu dersin içerisinde edinebildim mi? Böyle bakmalısınız bence. Evet, böyle zor bir sınavda olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Rica ediyorum hepiniz sınava girin. Şeyi ben bir soru sorsam hocam müsaadenizle. Şimdi arkadaşlar yeni geldiler. Bunların, bu arkadaşlarımızın staj dönemi ne zaman başlıyor? Bu yazın yapıyorlar staj. Yok yok, birinci sınıf, ikinci sınıf. Yok, hemen iki, bu yaz var mı mesela? İkiden sonra. Şey, ikiden üçe geçerken ve üçten dörde geçerken. Ha, ama daha bu, çok zaman var. Anladım. Ama bu da şu an ders alanlardan ikinci sınıf olanlar vardır. Ha, şey, yani staj için bize de hani belki o konularda bahsetmeliydim. Bizim insan kaynaklarına şeyden, Pardus.org.tr'den de olabilir, ulakbim.gov.tr'den de olabilir. Pardus projesi TÜBİTAK Ulakbim'de geliştiriliyor arkadaşlar. Oradan staj başvuruları yapabiliyorsunuz. Staj başvurusu yaparken işte şeye, forma bizler not düşüyoruz. Şu birim, şu birim gibi. Farklı işte demin arkadaşımızın sorduğu gibi Ahtapot projesinde atıyorum staj yapabilirsiniz. Merkezi yönetim uygulamasında staj yapabilirsiniz. Biz onları grup olarak değerlendiriyoruz. Her grup kendi tarafında stajyerlerini belirliyor. Böyle bir imkanınız da var. Staj için şey şartımız yok. İşte not baremi mi diyorsunuz? Belli bir not. Genel not ortalaması. Evet, öyle bir şartımız yok. Bilginiz olsun. Yani katkı anlamında bilmiyorum. Pardus'ta staj yapmak size ne katar, onu bir şey diyemiyorum. Böyle bir şansınız var, bilginiz olsun. Evet, hocam bu, staj yapabilmek için illa ikinci sınıf mı? Pardon. Şey, TÜBİTAK Ulakbim'de Ankara'da. Nerede olduğunu da bilmiyordur arkadaşlar. Aa, evet, pardon. Evet, bunu da söylemedim. Evet, evet, Ankara'da. Evet, staj yapmak için ikinci sınıf mı olmak gerekiyor? Evet, ya da üçüncü sınıf. Şu an yapamıyor muyuz hocam? İsteğe bağlı olarak. İsteğe bağlı olarak yapabilirsiniz de biz kurum olarak onu saymayız yani. Anladım. Yoksa sizin yazın yani ne yapacağınıza, nerede çalışacağınıza elbette biz karışamayız okul olarak, ama okul onu ancak ders olarak kayıtlandığınız zaman staj yaptınız diye sayıyor. Çünkü onu işte staj döneminde sizin sigortanızı üniversiteye yatırıyor filan. O prosedürün halledilmesi lazım. Ama isteğe bağlı bir şekilde staj yapayım, bir yerde çalışarak geçireyim zamanımı dersiniz elbette. Biz yani isteğe bağlı alamıyoruz. Onu, hani ben yeri gelmişken söyleyeyim ama. Hani dediğiniz efendim? Nedenden dolayı. Aha. Tabii kurumların çoğu da yani bu sigortayı bir şekilde halletmek durumunda. Yani bir yerde çalışıyorsunuz ve sigortanız yok. Bu yasal olarak da uygun bir durum değil zaten ya. Yani siz nerede çalışırsanız o çalıştığınız yerin size sigortada yapması gerekiyor. İşte bunu okul yaptığı zaman hayat firmalar için de bir miktar kolaylaşıyor. Evet. Şenol Hocam sana tekrar teşekkür ediyoruz. Ben arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlar haftaya sınavda görüşmek üzere. Lütfen sınav saatinde orada olun. Bu sınav saati
işte 20 dakika ya, sınav süresi 20 dakika olacak. Geçirirseniz sınava giremezsiniz. Saçma bir durum olur ya. Evet, iyi günler diliyorum hepinize tekrar.